Arkadaşlar kanıtım konusuyla devam ediyorduk. Burada neye bakmıştık dün sizlerle? Demiştik ki bu şekilde şemalar verilebilir. Bunu inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar hasta olan bireyi yazıyorduk. Hasta olan birey bakın küçük a küçük a ile gösterilecek. Neden? Çünkü bu ya da hasta demeyelim de. Ne diyelim ben? Çünkü o başka bir yerde gelecek. Özellik eğer ortaya çıkabilmişse, bu küçük a olabilecek. O zaman arkadaşlar bunların ne olması lazım? İkisinden de küçük a gelmesi gerekiyor ki küçük a ortaya çıksın. Peki bunların sağlam ya da farklı özellikle çocukları olduğuna göre demek ki bunlardan en az bir tanesinde arkadaşlar neye gelmesi lazım? Büyük A, küçük A gelmesi lazım. Neden? Muhtemelen bunlardan büyük A, bunlardan da büyük A, küçük A gibi şeyler gelmiştir. Ve dolayısıyla değerli arkadaşlar farklı karakter özelliğini ortaya çıkmıştır diyeceğiz. Hocam. Efendim derim. O küçük a, büyük a'yı ben tam anlamadım. Anlatabilir miyim? Tabii bir daha anlatıyorum. Şimdi dikkatli bakın. Şimdi değerli arkadaşlar, böyle durum olduğunda, bu arada bir kuş sesi geliyor. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, buradaki özellik diyor ki uzun kirpi kısa kirpiye baskındır. Şu bizim maviye boyanmış görülen çocuğumuz kısa kirpikli. O zaman kısa kirpikin görülebilmesi için uzun kirpik büyük A ise kısa kirpik küçük A ile gösterecek. Peki o zaman kısa kirpik nasıl ortaya çıkar? Küçük A ile ortaya çıkar. Doğru mu? Başka türlü kısa kirpikli genotip olamaz. Şimdi diyorum ki bu A'lardan, küçük A'lardan birisi anneden gelecek, birisi babadan. Demek ki diyorum bir tanesi bunda var, bir tanesi bunda. Soru işareti diğeri. Bunları bilmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Sonra devam ediyoruz. Diyoruz ki ne olabilir? Sağlam bireylerde olduğuna göre ve başka bir maviye boyanmış olmadığına göre bunlar kesinlikle nedir diyoruz? Büyük A, küçük A. Çaprazlayalım büyük A, küçük A'yı. Bir görelim bakalım. İlk çaprazladım büyük A, büyük A. Uzun kirpikli mi oldu? Uzun kirpikli değil mi? Sonra bunu ikinci çaprazladım büyük A, küçük A. Yine uzun kirpikli oldu mu? Evet, uzun kirpikli oldu. Sonra bunu çaprazladım. Yine büyük A, küçük A geldi. Yine uzun kirpikli oldu. En son çaprazladığında küçük a geldi. Demek ki bizim bireyimiz bu küçük a olan kişiymiş. Anlaşıldı mı şimdi derim? Var mı başka sormak isteyen? Kafasına takılan? Yok. Diyor ki şekildeki soy ağacında saç renginin aktarımı gösterilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız. Koyu renk, açık renkle baskındır. Soy ağacında kimler kardeştir demiş. Arkadaşlar burada kimler kardeş? Aynur'la Rıza hocam. Evet. Aynur'la Rıza bakın aynı çizgide gösterildiği için bunlar kardeşler. Doğru mu? Ve Rıza Hatice ile evlenmiş. Aynur da Sait ile evlenmiş. Sonra bunların çocukları olmuş. Yine kimler kardeş başka? Barış, Derya, Deniz kardeş. Doğru mu? Evet. Ve de Zeynep ve Kerem kardeş. Doğru mu arkadaşlar? Devam edelim. Soy ağacına bakarak kimin genotipi bulunamaz demişler arkadaşlar. Kimi bulamayız? Evet. Burada arkadaşlar Hatice'nin genotipini biz bulamayız. Çünkü
Hatice'nin çocuklarına baktığımızda arkadaşlar nasıl olduğunu görüyoruz. Hepsi koyu olmuş. O yüzden bulamadım. Kimlerin genotipi melez kahverengi saçtır demiş. Ona da bakalım. Arkadaşlar Aynur'un çocuklarında sarı saçlılar çıktığı için Aynur melezdir. Çünkü sarı saç resesif durumda. Yani diyelim ki Aynur şöyle olacak. Büyük A, küçük A. Bu adam zaten küçük A, küçük A. Doğru mu? Çünkü adam sarı saçlı. Sarı saçın ortaya çıkması için küçük A, küçük A lazım. Bu da küçük A, küçük A. Tamam mı arkadaşlar? Adam çünkü sarışın. Devam ettik. Yani sarı saç genine A diyelim. Öyle söyleyeyim. Aynur ve Rıza'nın babalarının saç rengi için de söylenebilir. Aynur ve Rıza'nın babalarının saç rengi için de söylenebilir. Ya babası tamamen sarı saçlıdır ya da melezdir. Dolayısıyla arkadaşlar çünkü bakın çocuklarından birinin küçük A küçük A gelmesi demek ne demektir? Babada kesinlikle küçük A'nın olduğunu gösterir. Efendim? Melez büyük A ve küçük A olanlarda olur değil mi? Evet, büyük A küçük A. Yani bu babanın sarı saçlı çocuğu olması için baba ya böyle olmalı ya da küçük A küçük A olmalıdır. Çünkü babadan gelen genlerde de olacağı için sarı saçın ortaya çıkması için babadan mutlaka bir küçük A gelmeli. Ancak o şekilde ortaya çıkar. Birazcık daha soru çözdükçe iyice yerleşecek bunlar. Arkadaşlar, hocam, efendim buyurun. Ben bir şey sorabilir miyim bir önceki etkinlikle ilgili? Sorabilirsin, hemen geri geliyorum. Evet. Şey hocam burada hani Hatice'nin genotipini bilemeyiz demiştik ya. Evet. O iki çocuk da hani Hatice'nin saç rengiyle aynı olduğu için ve sarışın çocuk olmadığı için o büyük A büyük A değil mi Hatice'nin genotipi? Bakalım bir dakika bakayım. Ha, evet bulabilirim. Niye böyle demiş ki? Yanlış. Evet büyük A büyük A olur. O zaman ha, bir dakika ama şöyle bilemeyiz. Şimdi biz ihtimalden bahsediyoruz. Doğru mu? Şimdi Sıla bunun üçüncü çocuğu sarışın çıkarsa ne yapacağız? Üçüncü çocuk daha doğmamış. Anladın mı olayı? Anladım. Yani üçüncü çocuğu da doğduğunda o sarışın doğarsa o zaman bütün tezimiz çürür. Yani şu ankiler böyle gelmiş. Efendim? Peki eğer diyelim Zeynep yine aynı saç rengiyle olsaydı, Kerem sarışın olsaydı bulabilirdik değil mi? Tabii bulabilirdik o zaman. Derdik ki anne o zaman daha küçük A olurdu. Neden? Çünkü hem sarışın çocuğu var hem de neyi var? Kahverengi çocuğu var. Bak burada da mesela Aynur'a büyük A küçük A dedim. Niye? Çünkü bu adam kesin küçük A küçük A. Doğru mu? Sarışın. Aynur'da bir tane büyük A olmalı ki çocuğu kahverengi olsun. Aynur'da bir de küçük A olmalı ki çapraz adında çocuğu sarı olsun. Anlaştık mı? Bunu bulurum. Ama bunun üçüncü bir çocuğu olduğunda bu sarışın gelirse o zaman bizim tezler çöker. Tamam mı? Ondan dolayı direkt böyledir diyemiyoruz. Güzel, iyi sorulardı. Birazcık daha konuyu açmış olduk. Şimdi arkadaşlar bugün insanda cinsiyetin nasıl belirlendiğini öğreneceğiz. Tamam mı? Cinsiyetimiz nasıl belirleniyor? Buraları okumuyorum. Çok uzun. Şimdi arkadaşlar kromozomlarda taşınıyordu değil mi genler? Cinsiyet geni de kromozomlarda taşınıyor arkadaşlar. Ve ben size demiştim ki İnsanın vücut hücreleri 46 kromozomlu, üreme hücreleri 23 kromozoma düşüyor. Şimdi 46 kromozomda şöyle oluyor insanda. 44 tanesi vücutla ilgili olan işlemleri belirliyor. 2 tanesi de arkadaşlar eşey kromozomu dediğimiz. Onlar da cinsiyeti belirliyor. Yani 2 tane kromozom sadece işi cinsiyeti belirlemek. 44 tanesi tırnak şeklini belirliyor, saç şeklini belirliyor, kirpik şeklini belirliyor, kaş şeklini belirliyor. Bu 44 tane bunlarla uğraşırken 2 kromozom var ki bunlar sadece cinsiyeti belirliyorlar.
Eğer 44 artı x, x diye geliyorsa, bakın bu 45. bu 46. kromozom, bu birey dişidir diyoruz. Dişiyi böyle gösteriyoruz. Eğer 44 artı x, y diye gelmişse eşey kromozomu, biz bu kişi için erkek bireydir diyoruz arkadaşlar. Bakın şu iki vücut kromozomu her iki kişide de aynı, insanlarla aynı. Fakat iki tane kromozomdan birinin XX, birinin XY olması cinsiyeti değiştiriyor. Peki, burada şunu görmenizi istiyorum. Bunları bu kromozomlara bağlı olarak bir çaprazlama yapalım. Bakın şimdi. Buradan XX mi geldi? Bu ne oldu? Dişi mi oldu? Çaprazlıyorum. Bu anne. Bu baba. Bir daha çaprazladım. XX mi geldi? Değil mi? Güzel. Şimdi çaprazlıyorum arkadaşlar. Şu ilkiyle ikinciyi çaprazlamamıştım. Onu yapıyorum XY. Sonra burada bunu çaprazlıyorum XY. Bakın, demek ki bir insanın çocuğunun kız olma oranıyla erkek olma oranı yarı yarıya mı? Değil mi? Yarı yarıya. Peki kız mı erkek mi olacağı kimden gelen kromozomla belirleniyor? Babadan. Hatırlıyor musunuz? Dersin başında ne demiştim size? Hep derler ki işte özellikle doğu toplumlarında vardır. Bir erkek çocuk vermedin, bir erkek çocuk vermedin. Kadına kızarlar. Halbuki olay kadınla alakalı değildir. Kimle alakalıdır? Babayla alakalı. Filmlerde falan görmüşsünüzdür. Doğru mu? Bir tane film vardı. İzlediniz mi? Dangal diye bir film. Amir Kağan'ın filmi. İzleyen var mı? Orada filmin başında ne oluyordu? Güzel. Güzel bir film. İzleyebilirsiniz. Adam güreşçi yapmak istiyor. Kendisi güreşçi. Hep erkek çocuk bekliyor. Ne oluyor derin haber veriyorlar. Seviniyor. Diyor ki erkek değil mi bu sefer? Diyor. Yok diyor. Bir kızın oldu. Tüh, tüh, hocam tüh. Ama kızını erkek gibi yetiştiriyor. Erkek katı gerisinde oynatıyor. Evet, kızının saçlarını kesiyor küçükken. Erkek gibi erkek kategorisinde oynatıp onları güreşçi yapıyor. Gerçek bu. Gerçek bir hayat hikayesini anlatmışlar. Yani oradaki adamın yani eşine bir şey diyemez. Çünkü babadan gelen kromozomlar bunu belirlemiş oluyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Burada da biraz önce anlatmış olduğum, bakın fenotipler ve genotipler. Burada arkadaşlar herkesin çocuğunun kız ya da erkek olma ihtimali %50, %50. Efendim? Şey, siz dediniz ya, erkekten gelen Y belirler dediniz ya. Evet. O şey mi mesela, yarı yarıya olması için mi belirler dediniz? Şimdi birinin erkek olması için Y kromozomu gelmesi lazım. Bu kromozom sadece kimde var? Erkek. Babada. Yani ondan dolayı baba belirliyor. Anladın mı? Ha, tamam. Evet. Cinsiyeti babadan gelen Y kromozomu belirliyor arkadaşlar. Diyor ki burada bir sınıfta yapılan etkinlikte Mine ve Mert madeni paraların ön ve arka yüzeyi şekildeki gibi kromozomları temsil eden harfler yazmışlar. Önce Mine, sonra Mert olmak üzere parayı havaya atıyorlar. Üste gelen yüzde hangi harfin yazdığını söylüyorlar. Aynı işlemi 5 defa tekrarlıyorlar. Buna göre sorulan soruları cevaplayınız demiş. Mine'nin parası neyi modellemiştir? Mine'nin parası neyi modellemiş arkadaşlar? Evet. Kız. Kız cinsiyetini belirleyen kromozomları. Çünkü ikisi de XX. Dişlerdeki. Mert'in parası erkeklerdeki cinsiyet kromozomunu modellemiş. Mine ve Mert'in paraları yere düşünce üstte de her ikisinde de X geliyor. Bu durumda çocuk ne olur? Dişi, kız olur değil mi? Mert'in parası yere düştüğünde Y gelirse doğacak çocuğun cinsiyeti ne olacaktır? Tabii ki erkek olacaktır. Altıncı denemede hem Mine hem Mert'in parasının üstünde X gelme ihtimali K
kaçtır demiş arkadaşlar? %50'dir. Çünkü yarı yarıya bir durum var Mert'in parasında. 600 denemede Münir'in parasının X, Mert'in parasının Y gelme ihtimali kaçtır? Yine %50 olacaktır. Çünkü %50 kız, %50 erkek olma ihtimali var. Bu etkinliğin amacı nedir? Cinsiyetin belirlenmesinde babadan gelen genin etkileyici olduğunu, belirleyici olduğunu fark etmek. Evet, arkadaşlar, eşeği kromozomları anlaşıldı mı? Duru anladık mı? Nazan? Tamam mı? Peki. Şimdi ne öğreneceğiz? Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışacağız. Arkadaşlar, daha önce duymuşsunuzdur. Yani çok yakın akrabadan evlenmek hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini arttırıyor. Neden? Neden olabilir? Bunu duymuş muydunuz daha önce? Akraba evliliği yapmanın zararlarını. Hocam ben biliyordum ya, unuttum. Şey mi? Hocam engelli mi ne doğuyordu? Engelli doğuyordu sanki. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki bizim dedelerimizde bozuk bir gen var. Ama o gen nasıl halde? Çekinik halde. Tamam mı? Çekinik halde duruyor. Ne bileyim, Down sendromlu olma geni var dedemizin dedesinde. Bu çekinik. Aşağıya doğru torunlar doğuyor. Bunlar kendi arasında evlenince, şimdi aynı ailede o çekinik genin bulunma ihtimali daha yüksek değil mi? Peki iki tane aynı aileden çekinik genli kişi evlenirse ne olacak? Çekinikler kendini gösterme ihtimali daha yüksek değil mi? O zaman sakat çocukların doğma ihtimali daha yüksek oluyor. Çünkü bozuk iki tane gen karşı karşıya geliyor, eşleniyor ve çocuk sakat doğabiliyor. Özellikle doğu illerimizde yine akraba evliliği çok. Bunun yapmalarındaki neden de şu, eskiden bu daha çok yapılıyormuş. Toprak bölünmesin. Anladınız mı? Aileden gitmesin. Şimdi adam bir başkasıyla evlendirdiğinde, bir başka aileden biriyle evlendirdiğinde çocuğu toprak bölünüyor. Niye? Mirastan onun da hakkı oluyor. Eskiden köylerde özellikle bunu çok yaparlarmış. Aman toprağımız bölünmesin. Aman varlığımız bölünmesin. Aile içinde kalsın diye bu çok yapılırmış. Yine bakın ilginç bir şey. Herkesin belki aklına gelmiştir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocukları nasıl evlendi? Hiç aklınıza geldi mi? Başka hiç insan yok. Hocam bizim sınıfta bunu sordular. Din öğretmenine o cevap verdi. Evet. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın çocukları şu şekilde evlenmiş arkadaşlar. Hazreti Havva ikiz çocuklar doğuruyor. Ayrı yumurta ikizleri. Yani aynı şeyden değil. Ve çaprazlama evleniyorlar. Hazreti Adem çocuklarını çaprazlama evlendiriyor. Yani aynı şekilde doğan ikizleri evlendirmiyor. Anlaşıldı mı? Niye? Bakın eğer aynı şekilde doğan ikizler evlenseydi onlarda genin daha büyük hasarlı olması ihtimali vardı. Ve dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Baya baya hastalıklar artmış olacaktı. Fakat bu çapraz evlendirmeleri gen karışması ihtimalini azaltmış. Zaten daha sonra yasak gelmiş. Akraba evliliği istenmiyor. Evet arkadaşlar, gen olayını anladık mı? Niye akraba evliliği yapılmaması gerektiğini? Atıyorum. Büyük R, küçük R olsun. Bu bir hastalık. Renk körlüğü hastalığı. Bir sülalede var. Bu sülalede bu adam renk körü değildir. Fakat bu adam yine renk körü olmayan akrabasından biriyle evlendiğinde, bak şimdi bak, ne olma ihtimali var? Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, şey büyük R, küçük R, sonra büyük R, küçük R, sonra küçük R, küçük R. %25 renk körü doğma ihtimali var, doğru mu? Yani aynı akraba ailesi içinden evlenmenin zararı budur arkadaşlar. Ekstra bilgi, orak hücreli anemi hastalığı, al yuvarlanın orak şeklini alarak yeterince oksijen
taşıyamamasıdır. Çok ağır bir hastalıktır arkadaşlar. Bu tür kişiler sürekli bayılır. Böyle çeşitli nefes alamama hastalıkları yaşarlar. Çünkü al yuvarları yeteri kadar değildir. Çekinik genle aktarılan bir hastalığın taşıyıcısı olan kişi o hastalık yönünden sağlıklıdır. Yani hasta değildir. Biraz önce renk körlüğünde anlattığım gibi. Adam renk körlüğünün taşıyıcısıdır. Ya da hepatitin taşıyıcısıdır. Bak, hepatitin taşıyıcısı kişi hepatit hastası değildir. Fakat aynı kendi gibi taşıyıcı bir dişiyle ya da erkekle evlenirse ne olur? Orada ihtimal var. Onların çocukları ne olabilir? Hepatit olabilir. Akraba evliliklerinin sakıncalıklarını anlatmış olduk arkadaşlar. Akraba evliliğinde ya bende bir şey yoktu ya. Ben işte dayımın kızıyla evlendim. Onda da bir şey yoktu. Tamam, onda da bir şey yoktu ama sizin sülalede çekinik bir gen vardı. İkinizdeki çekinik bir birleşti. Ortaya hastalık çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bize diyor ki normal kan hücresi büyük A olsun, orak hücreli olma küçük A olsun. Ve taşıyıcı haline, bakın bu taşıyıcıdır değil mi? Büyük A küçük A, baktığımızda hasta mı? Değil. Ama hastalık genini taşıyor, bu demek. Baba da taşıyıcı olsun, melez yani. Ama bu baba hasta diyebilir misiniz? Diyemezsiniz çünkü büyük A. Bu anne hasta diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz çünkü büyük A. Büyük A neydi? Normaldi. Evet, bu anne de baba da normal görünüyor. Hiçbir problem yok. Evlenmelerinde bir sakınca görmüyorlar. Fakat bunlar bilmiyor ki taşıyıcılar. Tak! Aha da çaprazlama sonucunda burada hasta olan çocuklar meydana gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla buna göre dikkat etmek lazım. Yine neler var arkadaşlar bu hastalıklardan? Dikkat edin. Akdeniz anemisi, talasemi diye söylenir. Bulmacalarda çok çıkar. Akdeniz anemisi yazar. Talasemidir. Ya da ailevi Akdeniz ateşi, FMF. Hiç duydunuz mu FMF'i? Akdeniz ateşi. Ben de duymamıştım. Başıma gelince yaşadım. Üniversitedeyken bekar evinde kalırken arkadaşlar, öğrenci evinde bir tane arkadaşım gecenin bir yarısı uyandı, adam bir şeyle tuttu ya, adam gidiyor yani böyle, karın ağrısı, ölüyorum kardeşim ölüyorum, lan ne oluyor, bir şey de diyemiyor, konuşamıyordu var ya, kilitlendim dedim, bir elim mi ağrıyor falan, yok beni acil doktora götür, hemen bir taksi çevirdim attım onu hastaneye, hemen doktor dedi ki senin bir hastalığın var mı, dedi ben FMF'im var işte, Akdeniz ateşi. Anında ama nasıl ateşlendi? 41,5 falan yani. Böyle gidecek, havale geçiriyor. Doktor dedi sen ilacını mı almadın oğlum dedi. Evet. Ben o güne kadar bak bir yıl beraber yaşamışım o arkadaşla. Şimdi hakim oldu. Ondan sonra bilmiyordum yani. Hukuk okuyordu o zaman. Oğlum dedim sen manyak mısın? Bize niye söylemiyorsun? İlacın bitmiş gider eczaneden ilacını alırdık. Sen salak mısın ya? Doktor bana dedi ki bu arkadaşına dikkat et. Bu adam dedi ilacını mutlaka kullanması lazım. Kullanmazsa böyle nöbetler geçirir. Ben öldü zannettim çocuğu. Orada FMF ile tanıştık. Akdeniz ateşi. Fenil ketonuri diye bir hastalık var. Göreceğiz bunu da ileride. Ve orak hücreli anemi hastalığı var arkadaşlar. Ülkemizde akraba evlilikleri çok sık oluyor. Bunun sonucunda ya çocuk düşüyor, daha olmadan annede düşüyor. Ya ölüyor, ya erken doğuyor. Ya beyin felci oluyor, ya yapısal kusurlar oluyor, Down sendromu oluyor. Engelli olabiliyor, ağır zihinsel engelli olabiliyor arkadaşlar. Ve bunların teşhisini yapmak çok zor. Çekinik olduğu için bulamıyorlar. O yüzden arkadaşlar ne yapmak gerekiyor? Büyük şey gerekiyor bunlar için. Büyük böyle, nasıl diyeyim, gen şeyi çıkarılması gerekiyor, haritası. Bunların da bütçesi çok yüksek. Mesela İstanbul'da sadece gen taraması yapabilen bir tane hastane var. O da Göztepe'de. Göztepe Çocuk Hastalıkları Hastanesi ancak yapabiliyor. Düşünün, bütün İstanbul'da 16 milyon insan var. Bir tane hastane bunu yapabiliyor.
Evet, dolayısıyla arkadaşlar bu iş çok 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 zor bir olay. O yüzden akraba evliliği yanlış. Diyor ki akraba evliliği olmazsa ne olur? Daha sağlıklı bireyler olur. Bakıma muhtaç olmayan, özürlü olmayan olur. Mesela ben kendi akrabalarımla yaşadım yine. Halamın kızının böyle iki tane çocuğu var. Bakın bunu biliyor insanlar ama niye evlendirdilerse belki çok yakın akraba değillerdi ama sonuçta babadan aynı aileden geliyorlardı. Evlendirdiler halamın kızını. İki çocuğu engelli arkadaşlar. Ağır engelli ve yıllar boyu o çocuklara bakmak durumunda. Keşke aynı sülaleden evlenmeselerdi. Bu gen yeni nesillere aktarılabilir. Hastaneler yoğunlaşabilir. Biliyorsunuz şu an birçok yerde rehabilitasyon merkezleri var. Görmüşsünüzdür çok fazla. Niye? Temeldeki şey şu, akraba evliliği. He hocam, bir ben tanıdığım var, bunlar akraba evliliği yapmamışlar ama çocukları böyle olabilir, bilemezsin. O bozuk gen annede de babada da vardır. Denk gelebilir, Allah korusun, olabilir yani. Hocam bunların iki tane çocuğu vardı, iki çocuk sağlamdı, üçüncü çocuk böyle oldu. Ya da üç çocuğu vardı, dördüncü böyle oldu. Olabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar resesif olarak bulunuyor. Resesiflerin ne zaman ortaya çıkacağını bilebiliyor muyuz? Yok. Bilmiyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, mesela burada göstermiş. Diyor ki, amca sağlıklı. Tamam mı arkadaşlar? Amca sağlıklı ve bakın oğlu sağlıklı, kızı sağlıklı. Onda da bir problem yok. Bak daha hiç problem ortaya çıkmadı. Dikkat dikkat. Sonra bunun iki kızı oluyor. Bir kız bir oğlu oluyor. Bunlar da sağlıklı. Bunlar da sağlıklı. Bak sonra bunlar evleniyor. Şunlar evleniyor. Şunlar evleniyor. Bak bunlar da sağlıklı. Ta nerede çıktı? 15. çocukta bireyde çıktı ortaya hastalık. Diyor ki hangi bireyler akraba evliliği yapmıştır? Arkadaşım bakın burada dikkat dikkat şunların ikisi akraba evliliği yapmıştır. Dolayısıyla onların çocuklarında bu ne olmuş? Ortaya çıkmış. Peki burada ne olabilir? Baba sağlıklıymış. Anne de olabilir. Ya da baba taşıyıcı olabilir. Dolayısıyla bunların çocuklarının çocukları böyle aşağı doğru geldiğinde akraba evliliği olabilir. 15. ve 16. bireyler akraba evliliğinden doğmuştur. Hangi bireyler kesinlikle orak hücreli taşıyıcıdır demiş. Arkadaşlar anne burada kesinlikle taşıyıcı. Baba sağlıklıysa ne olacak arkadaşım? Ya büyük A, küçük A olur diyeceğiz. Ama babanın hiçbir çocuğunda görünmediğine göre demek ki baba büyük A, büyük A şeklinde sağlıklı. Anne ise büyük A, küçük A. Dolayısıyla bunların hiçbir çocuğunda orak hücreli anemi görülemez. Doğru mu? Çaprazladığımızda çünkü hiç küçük A gelme ihtimali var mı burada? Yok. Bunların çocuklarında görülmez. Sonra devam edelim. Devam edelim. Fakat burada şuradaki çocuk, buradaki 4 numaralı birey arkadaşlar taşıyıcıdır. Sonra neden onun taşıyıcı olduğunu söylüyoruz? Çünkü bunlarda ikisinden de ne geldi? Büyük A, küçük A. Bunlar taşıyıcı olabilirler. Onların çocukları. Bir sonraki nesilde ortaya çıkmadı arkadaşlar. 9 ve 10'da da yine ne var? Kesinlikle taşıyıcılık var. Çünkü bunların çocuklarında hastalık ortaya çıktı. Yani 9 numara da büyük A, küçük A. Bu da büyük A, küçük A olduğu için ne geldi? Bunların bir tane çocuklarında orak hücreli anemilik ortaya çıktı. Bakın arkadaşlar, dede de değil, bak bunun annesi babası, dedesi, dedesinin babası. Dedesinin babasında, dedesinin babası demeyelim. Dedesinin annesindeki hastalık ta kaçıncı kuşakta ortaya çıktı, gördünüz mü? Neden? Akraba evliliği yapıldığı için. Evet, akraba olmayan insanların da, çocukların da kalıntısal hastalık olabilir. Orak hücreli anemi hastası olan bireyin anne ve babasında orak hücreli
annenin geni vardır. Çünkü arkadaşlar bu bir resesif gen değil. Evet. Çaprazlama ile ilgili anladık mı değerli arkadaşlar nasıl olduğunu? Resesifin dominantın nasıl ortaya çıktığını anladık. O zaman sorulara bakabiliriz. Diyor ki Oya, Alp ve Naz'ı yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi bakıyoruz. Sarı renkle yeşil rengi arkadaşlar ne yapmış? Çaprazlamışlar. Birinci kuşaktakilerin hepsi sarı çıkmış. Tamam mı? Neden? Yeşil olabilmesi için küçük A, küçük A. Bu o zaman nedir arkadaşlar? Büyük A, büyük A mıdır? Olabilir. Diyor ki, birinci kuşakta elde edilen tohumlar melezdir. Arkadaşlar zaten melez olmasa bir yerde yeşil renk çıkmaz. Bir melezlik var. Birinci kuşakta. Sonra bezelyelerde sarı renk tohumu baskındır. Evet, burada bunu da görebiliyoruz. Doğru mu? Sarı renk tohumu baskındır. İkinci kuşakta elde edilen sarı renk tohumların tamamı heterozigottur demiş arkadaşlar. Bununla ilgili ne diyeceğiz? Bunu arkadaşım bilmemiz mümkün değildir. Çünkü bunlar dikkat dikkat arkadaşım büyük A küçük A büyük A küçük A diye geldi. Çünkü başka türlü ne olmayacak? Yeşil renk ortaya çıkmaz. E bunların hepsi heterozigot olmaz. Neden? Bakın buradan büyük A büyük A da gelir. Doğru mu? Büyük A küçük A da gelir. Büyük A küçük A da gelir. Küçük A küçük A da gelir. Dolayısıyla dikkat edin, bu heterozigot olmaz. Bu homozigot olur. Dolayısıyla burada Naz'ın söylediği yanlıştır. Oya ve Alp'in söylediği doğrudur değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Efe, Kayra, Eral. Tamam mıyız? Derin, Razan. Peki. Sarı tohum zarfı olan bir bezelye atalarının genotipini vermiş. Verilen genotiplerden hangileri olabilir? Sarı tohum zarfı çekinikmiş arkadaşlar. Buna göre sarı tohum tarzı bezelye. Yani bu neymiş? Küçük A, küçük A. Hangisi olabilir arkadaşlar ataların? Hangi iki birey birleşirse bunun atası olabilir? Evet. Buyurun. Hocam 1 ile 2. Evet. Neden 1 ile 2? Çünkü bunu çaprazladığımda bundan geleceklerin hepsi büyük A küçük A. Yani sarı değil diğer renkte olacaktır. Doğru mu? Yeşil olacaktır. Fakat buradan şu ikisinde de küçük A olduğu için sarı gelme ihtimali var. Burada da ikisinde de küçük A olduğu için yine sarı gelme ihtimali var. Fakat üçüncüde hiçbir şekilde sarı gelme ihtimali yok değerli arkadaşlar. Soru anlaşıldı mı? Evet, göremediğim arkadaşlar. Soru anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Pekala. Bu arada derin de durdu, koptu. Neredeler acaba? İlginç. Yoklar. Evet. Düz tohumlu bir bezelye bitkisinin buruşuk tohum genine sahip olduğunun ispatlanması için aşağıdakilerde hangisi yapılmalıdır? Şimdi düzün, ben düzü büyük D, büyük D de yazabilirim. Büyük D, küçük D de. Şimdi bir kere bunun benden ne istiyor? Büyük D, küçük D olduğunu ispatlamamı istiyor. Doğru mu? Anlaşıldı mı soru? Diyor ki düz tohumlu bir bezelye bitkisinin buruşuk tohum genine sahip olduğunu ispatlamak istiyorum. Yani düz de nasıl yazılabilir? Ya büyük D, büyük D yazarsın ya büyük D, küçük D. Ben neyi ispatlamak istiyorum? Büyük D, küçük D. O zaman ben bunu kimle çaprazlayayım arkadaşlar? Kimle çaprazlarsam rahatlıkla bunda olduğunu ispat ederim. Hocam evet. Buruşuk tohumuyla
Çaprazlaması gerekmiyor mu? Hayır. Buruşuk tohumuyla çaprazlamaması lazım. Tamamen düzle. Tamamen düz bir ile arkadaşlar. Tamamen düz tohumlu iki bezelyeyi çaprazlaması lazım. Yani ikisinin de büyüklüğü küçüklüğü olması lazım ki bunlarda bu gemi olduğunu söyleyebilirim. Ne oluyor ya? Birer birer herkes gidiyor. Allah Allah, bir gariplik var bu işte. Bir sıra kaldı. Herkes koptu dersten. Niye öyle oldu? Vallahi. Neyse, bir dakikamız mı kaldı? İki dakikamız kalmış. Yani bu şekilde olursa sıra, dikkat et. Adamlar düzdü. Buruşuk gelmesi demek, demek ki bunların içinde bir buruşukluk durumu söz konusu demek olacak. O yüzden cevabımız D, C şıkkı olmuş olacak. Vallahi dersten mi attı? Ne oldu onları anlamadım. Evet. Devam edelim. Şimdi burada mavi gözlü olan Ece'nin. Ece burada. Soy ağacı verilmiştir. Mavi göz çekiniktir. Buna göre hangisi kesin değildir? Şimdi demek ki bunların çocuklarında mavi göz olduğuna göre, mavi göz olduğuna göre anne de baba da heterozigot mudur? Doğru mu? Neden? Çünkü bu büyük M, küçük M, bu büyük M, küçük M olmazsa hiçbir şekilde bunlardan mavi gözlü çocuk meydana gelemezdi. Doğru mu? Tamam. Şimdi buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin değildir? Şimdi bu da şöyle olabilir mi? Bu küçük M, küçük M. Bu büyük M, küçük M olabilir mi? Bunun annesi olabilir. Çünkü dedelerinden böyle bir şey gelebilir. Annesi ve babası meloz genotiplidir. Şimdi baktığımızda Ece'nin babasında da büyük M, küçük M olmasa zaten olmazdı değil mi? Gelemezdi. Babası tamamen baskın olsaydı böyle bir şey gelme ihtimali olmazdı. Demek ki annesi de babası da melez genotiplidir. Devam edelim. Anneanne ve dedesi melez genotiplidir. Evet, bulduk. Anneanne ve dedesi de melez genotipli. Teyzesi saf döl genotipindedir. Ece'nin teyzesi değil. Saf döl, pardon. Saf döl. Yine küçük M, küçük M. Teyzesi de saf, saf olacak. Neden? Küçük M, küçük M olmuş. Teyzesi de küçük M, küçük M. Saf. Dayısı melez genotipindedir. Bilemeyiz. Dayısı belki büyük M, büyük M gelmiş olabilir. Doğru mu? Bunun dayısı kim? Şu mu? Evet. Ece'nin dayısı. O büyük M, büyük M de olabilir. Büyük M, küçük M de olabilir. Dolayısıyla bunu bilemeyiz. Cevabımız